Yurt dışı eğitim notu nete tekrar hoş geldiniz. Selamlar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep biz yabancı üniversitelere, yani yurt dışındaki üniversitelere nasıl girilir'i anlattık. Konuştuk. Bugün de tam tersini yapacağız. Aslında sorular da gelmeye başladı. Özellikle bir gencimiz ısrarla YÖS'ü istedi bizden. YÖS sınavı nedir, nasıl hazırlanılır, ne yapacağız diye. Biraz akışı bugün terse çevirelim evet. İstedik. Hep biz gitmeyelim. Biraz bize da onlar gelsinler. Konukları da, öğrencileri de. Bir bakış açısıyla aslında şöyle bir değerlendirelim istiyorum evet. Ben de. Yabancı öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere nasıl giriş yaptığını bugün anlatmaya çalışacağız. Adına da YÖS diyeceğiz. Evet. Adı üzerine YÖS, Yüksek Öğretim Öğrenci Yerleştirme, yabancı öğrencileri yerleştirme sınavı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer burada meslek yüksekokulunda, lisansta ya da yüksek lisansta eğitim almak istiyorsa bu yabancı uyruklu öğrencilerimiz, bu sınavı geçmek zorunda, bu sınava girmek zorunda. Bu barajı tamamladıktan sonra üniversite başvurularını ona göre yapmak zorunda. Evet. Nasıl bizim öğrencilerimiz sınavlara giriyorlar, KPSS gibi, LYS gibi, adı her yıl değişen sınavlar gibi, yabancı öğrenciler de bu sınava girmekle yükümlüler. Şimdi biraz bunları irdeleyip aslında birazcık da bunun sürecini de anlatalım gençlere. Çünkü bu sınav 2010 yılına kadar alınan karara kadar YÖK tarafından yapılıyordu. YÖK ne demek? Türkiye'nin, Türkiye Devleti'nin yüksek öğretim kurumu olarak geçen, sınavı organize eden kurum veya kuruluşu. Şimdi bu YÖK'ten 2010 yılına sonrasında devir alınıyor. YÖK bu sınavı artık bırakıyor ve bunu tamamen üniversite senatolarına devrediyor. Yani artık üniversiteler kendi sınavlarını kendi düzenliyor. Kurallarını yapıyor. Kendi belirliyor. Soruları kendi soruyor. Evet, tarihi kendi belirliyor, başvuru şartlarını kendi koyuyor. İngilizce mi oluyor peki bu sınavlar? İngilizce yapan da var, İngilizce-Türkçe sınavı yapan da var. Şöyle ki, Türkiye'de bazı üniversiteler İngilizce eğitim desteği sağlarken, bazı üniversitelerde İngilizce eğitim yok. Tamamen Türk hocalardan, Türk dersleriyle yapılıyor. Dolayısıyla çocuğun Türkçe yetkinliğini ölçmek gerekiyor. Ölçebilmek için de size bir tekrar 50-100 soruluk bir Türkçe testine tabi tutuluyor. Bunu her üniversiteden üniversiteye göre de aslında değişiyor. Bunu da bakmak lazım. Web sitelerine bakmak lazım. Şimdi aslında şunu anlatmak lazım Muhammed. Şimdi YÖK'ten ayrıldıysa bu sınav. Şimdi YÖK ne der? Belli bir tarihte, belli bir zamanda sınav koyar. Siz hep birlikte o sınava tüm Türkiye olarak girersiniz. Ama diyor ki yok, bende değil artık bu karar üniversitelerde. Dolayısıyla siz dönüp her üniversitenin web sayfasına adım 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 bakmak ve kontrol etmek zorundasınız. Kocaeli Üniversitesi'ni seçeceksiniz, Selçuk mu, Akdeniz mi, Uludağ mı, İstanbul mu, Ankara mı, İzmir mi? Bu üniversitelerin web sayfalarına girip YÖS sınavının tarihlerine, başvuru şartlarına, başvuru sonrası değerlendirme kriterlerine ve gerekli evrakların toparlama sürecini bu sayfalardan kontrol etme yükümlülüğünüz var. İstedikleri hani, hepsine katılabiliyorlar mı? Katılabilirler. Hatta katılmanızı da tavsiye ediyoruz. Ne kadar çok sınava girerseniz hem sizin gelişiminiz için sınavları tanımak adına kolaylık sağlayabilir. Hem de sonrasında atıyorum Selçuk Üniversitesi kabul etmezdi, Akdeniz Üniversitesi kabul eder. Yıldız kabul eder. Yani o alandaki ilgili açıktaki olan bir alana da kayabilirsiniz. Hem de böylelikle yeteneğiniz de artmış olur. Evet. 2 yıl geçerliliği olan bir sınav. Kazandığınız 2 yıl boyunca üniversitelere başvuru hakkını kontenjan gereği başvuru hakkını koruyabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bölümlerde kontenjan var Türkiye'de. Size ayrılan belli bir yüzdelik oran dilimi var. Onun içinde buna göre çalışmanız ve başvuru yapmanız gerekiyor. Peki sorulan sorular neler? Yani içeriği sadece sayısal mı, sözel mi? Ne soruyorlar? Aslında şimdi biraz anlatacağım. Sınav yine okuldan okula göre farklılık gösteriyor sevgili gençler. Bu genelini anlatıyorum ben size. 80 ile 100 arasında bir soru baremiyle karşılaşıyorsunuz. Bunun bir kısmı genel yetenek. Bu genel yetenek de kendi içerisinde IQ, işte temel matematik ve geometri olmak üzere ayrılıyor. Diğeri de size isteğe bağlı olarak sunulmuş olan da bir genel yetenek Türkçe testi var. O yine o da 50-100 arasında değişebiliyor. Şimdi örneklemiş mesela, demiş ki benim önümdeki kağıt.
Örneğin 80 soruluk bir sınava girdiniz. Bunun genel yetenek yani IQ kısmı 40-45 soruya karşılık geliyor. Eğer bir 100 soruluk sınava girdiyseniz 55-60'a karşılık geliyor IQ denilen kısım. Matematik denilen kısım işte 80 soruluk bir sınava girdiyseniz 35-40 soruya karşılık geliyor. 100 soruluk bir sınava girdiyseniz 35-40 soruya karşılık geliyor. Geometri dediğiniz yer biraz daha az. Geometri işte 3-5 soruya karşılık geliyor 80 soruda. İşte 100 soruda 5-8 soruya karşılık geliyor. Aslında şöyle algılayabilirsiniz sevgili gençler. Bir matematikçi olarak bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Mantık ve matematik. Yani işte 80 sorusu 40 mantık, 40'ı matematik. Cebir matematiği, yani çözümleme matematiği. Türkiye'deki 9. sınıf matematiğine biraz karşılık geliyor. Temelde bu sınava hazırlanıyorsanız zaten Türkiye'deki 9. sınıf matematik kitaplarına bakın, matematik sorularına bakın. 10, 11, 12. soru sınıftan da bazı konuları seçin. Her konuyu da öğrenmeyin çünkü gerçekten Türkiye'deki matematik dersleri de ağır dersler. Bu kadar ağır yükümlülükte sınavlarla karşı karşıya değilsiniz Türkiye'deki öğrenciler gibi. Türkiye'deki öğrenciler 10, 11, 12. sınıfın matematikleriyle cebelleşiyorlar. Sizin şansınız biraz daha kolay. Çünkü işin içerisinde biraz Türkçe yetkinliği var, İngilizce yetkinlik var. Biraz şekilsel, cebirsel okuma, anlama becerisini ölçme yetkinlikleri var gibi temel becerilere ait olan sınav bu. Çok istisnai olarak bazı üniversitelerde fizik, kimya, biyoloji, tarih gibi ek sorularla da karşı karşıya gelebilirsiniz. Bazı özel üniversiteler, bazı akademik üniversiteler bu sınavları da soruyorlar. Tekrar altını çizerekten sevgili gençler bahsediyoruz. Lütfen gireceğiniz üniversitenin web sitelerine bakın. Başvuru koşulları, giriş şartları nedir, ne değildir? Burada hepsi tek tek sizin için yazıyor olacak. Sonrasında aslında gençlere biraz şunu tavsiye edelim Muhammed. Ne yapsınlar? Yani sınava nasıl çalışsınlar? Sen olsan mesela ne yapardın? Ya da Türkiye'deki sınavları düşündüğünde, LYS'yi düşündüğünde nasıl çalışmıştın? Yani geçmiş senelerdeki soruları çözerek, bakarak çalıştım. Süper. Bakın Muhammed'in söylediği çok doğru. Biz Türkiye'deki bütün öğrencilerimize bunları tavsiye ederiz. Deriz ki geçmiş yıllarda çıkmış soruları mutlaka ve mutlaka çözün. Sizin için de geçerli. YÖS'e girecek olan sevgili gençler geçmiş yıllardaki her üniversitenin çıktığı sorulara bir bakın. Sonra ne yapardın? Mesela kendi öğrencilik günlerini düşün. Nasıl çalışmıştın? Konu anlatımlarına baktım. Evet, bununla ilgili kitaplar, kaynaklar, tabii. videolar varsa mutlaka okuyun. Tekrar tekrar çözün ve mutlaka analiz edin ve olabildiğince de farklı fazla üniversitenin sınavlarına girin. Çok faydasını göreceksiniz. En azından kontenjanda hangisi size açıkta olursa karşınızda o okulu tercih edebileceksiniz. Böylelikle açıkta kalma şansınızı da belki azaltmış olacaksınız. Bizim YÖS'le ilgili anlatacağımız hemen minik detaylar bunlar. Ama biliyorum ki çıkacak. Daha fazla, daha farklı sorular karşımıza gelecek. Yazın bize elimizden geldiğince danışmanlarımız vasıtasıyla çözüm üretmeye çalışırız size ya da o üniversiteyle ilgili bilgi toplarız. Videomuzun daha böylelikle sonuna geldik. Size bugün YÖS'ü anlattık. Umarız yararlı olmuştur bu bilgiler. Daha fazla sorunuz varsa bize info@yurtdışieğitim.net'ten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere sevgili gençler. Hoşçakalın.